Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Dünya Hali 2. Bölüm. Yazan Abdülkadir Günyaz, yöneten Baykal Saran, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Semih Sergen, Dede Ergün Uçucu, Belma Elçin Şanal, Azmi Alpay İzbırak, Bedia Gülsen Tunç Çekiç, Şevket Nihat Hakan Güney, Bir Ses Ahmet Eskioğlu, Garson Turgay Kılıç. Belma eşi iflas edip öldükten sonra iki çocuğuyla babasının köşküne sığınır. Parasal yönden sıkıntıya düşen aile, Danyal Paşa'dan kalan ve her geçen gün biraz daha köhneleşen ahşap köşkün onarımını yapamadığı gibi, geçinebilmek için para eden ne varsa tüm değerli eşyaları, seccadeleri, yazıları, resimleri, sedef takımları bir bir antikacılara satmaya başlar. Zaman zaman paşa dedesinin üniformasını sırtına geçirip torunlarına kahramanlık öyküleri anlatarak günlerini geçiren ve olanı biteni görmezden gelen Belma'nın babası, her şeye razıdır ama köşkün satılmasına veya müteahhide verilmesine yanaşmaz. Bu nedenle baba kız sık sık tartışırlar. İyisi mi şu köşkü versek de? Yo yo, olmaz. Duymak bile istemiyorum. Aa, bu defada ben yok diyorum babacığım. Bir düşünsenize. Tüm hayatınız değişecek. Değişmesin. Ne olur versek şu evi bir müteahhide. Oh, ferah güzel bir apartman dairesi, sımsıcak. Yanı sıra da her ay tıkır tıkır kirasını alacağımız 4-5 daire daha. Ama ne bahçe kalır ne ağaç o zaman. Aman baba, bahçe mi kaldı sanki? Bahçe değil ki şimdiki çöplük, mezbelelik. Yok yok, sıkışamam apartman katlarına. Sıkışmak ben. Mı? Aa, söz konusu bile değil. Koskocaman, üstelik daha kullanışlı. Düz ayak, banyosu banyo gibi, tuvaleti tuvalet. Sıcak suyu da caba. Ya kalorifer, az mı nimet babacığım? Soba yandı yanmadı yok. Kaplamaların arasından üfürecek rüzgar desen hiç yok. Olmaz. Ne olursunuz bir düşünün bir kere. Hem tam takır olmadan evimiz. Biliyor musunuz? Nasıl kan ağlıyor içim. Bir bir gidiyor aile yadigarlarımız. O gözü doymaz antikacılar. Sus sus, hatırlatma. Hatırlayın bana. Baba, hatırlayın. Hem bir gün tükenecek onlar da. İyisi mi yol yakınken? Düşünemiyorum kızım. Ayıp değil ya. Düşünmek bile istemiyorum. Nurettin Bey, anlı şanlı ceddini nasıl da kemiklerini sızlatmıştır diyecekler. Kim diyecek bunları ha? Hem neden? Zaten düşünsenize babacığım bir kere. Kimler kaldı ki eskilerden, eski dostlardan, komşulardan? Kaçı kaldı, kaçı direnebildi? Hepsi gitti. Bizim gibi direnen kalmadı. Hepsi apartmana çevrildi. Azmi Bey var ya, kendi de köşkleri de yerinde peki duruyor. Peki ya başka? Ha? Ha? Sayamazsın tabii. Ama bir tek Azmi Bey. O da Ertuğrul sayesinde. Oğlu onca zengin olmasıydı. Neyse neyse, çocuklar nerede? Çocuklar, çocuklar. Okullar açılacak yakında. Ne o? Gidiyor musunuz? Düşünmekten kaçmayın baba, ne olursunuz. Ne olursunuz. Bilmem ki. Yine de aklı başında gibiydi bugün. Umarım yatar aklı. Buyurun efendim.
geldim. Kimi aramıştınız? Siz Behva hanımefendi olmalısınız. İsmet Bey gönderdi bizi. İsmet Bey mi? Antiker. Antikacı yani. Antikacı. Evet anlıyorum. Köşkünüzü anlattı. Eksantrik dedi. Okazyon dedi. Bu devirde. Yani şayet satmayı düşünürseniz. Tabii önce şöyle bir bakalım. Beğenirsek. Değil mi? Şey, ayakta kaldınız. Yukarıya salona buyurun. Buyurun. Merci. Ooo, harikulade Şevket. Doğrusu çok beğendim. Pardon, aksesuarı yani. Ooo, ne kadar güzel. Kılıçlar, tüfekler. Ooo, hem de sedef kakma şeyleri. Kabzaları. Evet. İsmet'e de tembih ettim. O koca paşa resminin dört bir yanına. Paşa resmi mi? Yeni mi aldın? Evet. Zannederim büyük babanızmış. Ya. Diğerleri de ona aitmiş. Yazılar, resimler. Oo, ne kadar pahalı satmışsınız. Öyle mi? Herhalde siz değil de belki İsmet Bey bize öyle sattı. En iyisi doğrudan sizden almak. Ya. Şu kılıçları filan mesela. Hı-hı. Hemen. Yine mi dedemin ceketi? Oo, beyefendi babanız demek. Ceketi de çok hoş doğrusu. Misafir mi var Belma kızım? Evet köşk için gelmişler. Efendim köşkünüzü satabileceğinizi duymuştuk. Ne? Neyimi satacağımızı? Biz sadece... Beyefendi, sattınız bütün antik eşyalarınızı, antikalarınızı. Antika yani biz alıyoruz da belki... Köşkü de satarsınız diye düşündüm. Neyi satarım? Nerede kılıcım benim? Bu ne demek oluyor canım? Ne müthiş adam bu. Ay, gidelim hayatım. Baba. Bu adamla konuşun. Geliyorum canım. Geliyorum. Köşkümü sattıramazsın. Aman baba. Çok şaşırttınız bizi. Üstelik gelenleri de korkuttunuz. Köşkümü sattıramazlar bana. Serasker Danyal Paşa'nın köşkü bu. Sattıramazlar. Darılmayın ama baba. Eşyalarını satıp duruyorsunuz da köşk niye satılmasın? Yine mi aynı konu? Eşyalar yenilenir. Köşk gitti mi gider yavrum. Gitti mi gider? Evet hala. Zaten gidiyor kendi kendine. Yok. Öyle Nazmi bir dönsün siz de bak. Siz öyle bilin babacığım. Nazmi'nin döneceği yok. Her şey ister istemez olacağına varır. Ama biz de o zamana kadar beyhude sıkıntı çekmiş oluruz. Sen beni öldüreceksin sonunda. Bülbül sesi var şarkılarının namelerinde. Baba, pek keyiflisiniz bugün maşallah. Severim kızım, severim ben bu şarkıları. Ne Çamlıca bahçeleri kaldı artık, ne sazlar da ondan severim. Bize bir zevk-i tahattür kaldı. Şu sönen, gölgelenen dünyada. Evet Ahmet Haşim. Şairleri yok artık. Sadece şiirleri kaldı. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin selviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Aman baba çok güzel okudunuz ama yel alsın ağzınızda. Merak etme kızım, hiç niyetim yok ölmeye. Daha dur bakalım. Önce torunlarımızı evlendirelim. İnşallah. Buradaki Amerika'daki torunlarımızı. Sahi nerede bugün onlar? İlknur'un bir okul arkadaşına gittiler. Doğum günüymüş de. Ya ne güzel. Biz de gitsek bir yerlere ha. Baba gerçekten istiyor musunuz? Ne zamandır çıkmaz oldunuz sokaklara? Vaktiyle. Hele rahmetli annenin sağlığında pek gezerdik. Sonra duruluyor insan işte. Hayalden gezinir oluyor. Bazı haritalar görürsün ya elinde. Evet. Çocuklara tarihimizi anlatmak için değil midir onlar? Nadiren.
ama daha çok seyahat için. Ya. Harita üzerinde nerelere gidiyorum son zamanlarda bilir misin? Efendim, önce güzel Türkiye'mizin bilmediğim en ücra köşelerine kadar gidiyorum. Sonra ver elini Avrupa. Derken 5 kıtayı dolaşıyorum Evliya Çelebi gibi. Bayağı gitmiş gibi oluyor insan. Alemsiniz baba. Hani bir kitap vardı. Ay, neydi o? Aa, şey dur. Evet evet. Odamın içinde seyahat. Ay, her neyse. Onun gibi işte. Peki baba, çıkıyor muyuz bugün? Tamam, bilmem. Hadi baba. Uzun zaman oldu birlikte çıkmayalı. Hatırlar mısınız? Çocukken elimden tutar, gezmeye götürürdünüz beni. Elbette ya, nasıl hatırlamam. Öbür yanımda da Nazmi, oğlum. Nedense hele son zamanlarda Nazmi'siz olmuyor hiçbir şey. Neyse, çıkalım da ona da razıyım. Çıkıp da ne yapacağız, nereye gideceğiz? Nazlanmayın, ne olur, hele bir çıkalım. Pekala, pekala, sana teslim oldum. Ama sadece bugünlük ha. Aman 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 aman. Çıkmak istemediğim kadar varmış. Bu ne kalabalık böyle kızım? Mahşer gününe mi rastladık nedir? Aman baba, İstanbul'un her köşesi böyle artık. Her gün her yer mahşer. Maazallah maazallah. Dur be. Ay, adam baba, dur, devireceksin yere. Kusura bakma bey baba, acelem vardı. Acelesi varmış fesübhanallah. Artık hep böyle, herkesin acelesi var. Yine bu adam kibarmış. Özür diliyor hiç değilse. Belli belli. Hmm. Dikkatli ol. Şunlara bak. Kıyamet alameti midir? Nedir böyle? Allah Allah. Yahu her bir şeyin fiyatı bir acayip olmuş. Ya babacığım, ne zannettiniz? Boş yere mi anlatmaya çalışıyordum? Daha geçenlerde Leman teyzeye rastladım. Kimsenin lafını istemiyorum ben. Sen bilmezsin ama ben bilirim Leman teyzenin de kocasını da. Hele onun ne haset olduğunu. Kendi köşklerini har vurup harman savurdular. Aman baba, ne har vurup harman savurması. Fena mı ettiler yani? Verdiler müteahhide. Tam 5 daire aldılar. Yepyeni, kıcır kıcır. Hem adam gibi oturuyorlar hem de bir yığın kira topluyorlar. Oh ne ala. Vah yavrum vah. Demek sen de buna adam gibi oturmak diyorsun ha. Sağına dönsen yabancı, soluna dönsen yabancı. Altına üstüne baksan hep yabancı. Sonra da dırdır da dırdır, dırdır da dırdır. Aman baba, her şeyi de abartmaya bayılırsınız yani. Yok yok. Sere serpe, dilediğin gibi yaşamak hangi varken... Hangi dilediğimiz gibi yaşamak diyorum da anlatamıyorum galiba. Allah Allah. Of, her neyse, her neyse. İsterseniz deniz kenarından geçelim de biraz deniz havası alın ha? İyi olur, iyi olur. Aa, belki de balık alırız biraz değil mi? Eylül geliyor neredeyse. Lüferin de tam zamanıdır. Ama nedense sen... Hiç almıyorum değil mi? Aa, ya evet ya. Hem çocuklar da pek sever. Severler ya. Hele İknur. Ta bir karış bebekken hatırlıyorum da baluk baluk diye koştururdu. Haklısınız baba. Ama balıklar da eski balıklar değil. Ne demek o? Demesi şu ki, adam başı birer küçük lüfer alabilmek köşkün satılmasına bağlı. Allah Allah ya, sabır. Ya şey baba, ister sabır misiniz biraz iskele kahvesinde oturalım ha? Rüzgar üşütmezse. Hadi hadi gidelim bakalım. Hadi. Ne üşütmesinden söz ediyorsun sen? Külhan yanıyor benim bağrımda, külhan. Aman baba, pek şakacısınız doğrusu. Bir duyan olsa sizi birilerine sevdalandığınızı sanacak. Hay. Hay, neden olmasın yavrucuğum? Aa. Neden olmasın ha? Rahmetli annenin hatırasına yıllardır saygıda kusur etmedim. Daha ne istiyorsun? Aa, baba. Yok yok. Hani zaman zaman aklıma da gelmiyor değil ama. Bilmem ki kime sevdalanacağım. Hiç sokağa çıktığım yok. Hem sen tek başına fazla yoruluyorsun. Babacığım, şikayet ettiğin mi var benim ha? Artık sık sık çıkalım sokaklara tamam, ha? Tamam tamam. Şu çay bahçesine oturalım hele ha. Gel heh, bakalım. Oturalım. Bak şurası hem sakin hem rüzgarsız. İyi. Tamam hadi tamam. Otur bakayım. Oh. Oh yorulmuşum. Aman Belma. Hani pimpon yapıp çıkaracaksın beni de. Sana bağrım yanıyor diyorum. Külhan yanıyor diyorum. Sen hala. Buyursunlar efendim.
Ne içersiniz? İki çay rica ediyorum. Yok 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 yok. Benimki gazoz olsun evladım. Baş üstüne. Gazozsa nereden aklınıza geldi? Yıllardır içtiğinizi bilmem. Gençler gazoz içmezler mi yavrum? Ooo Nurettin Bey, Nurettin Bey. Aman efendim ne güzel. Buyurun Azmi Bey amca. Aman mirim. Sizi İskele gazozunda görmek ne saadet. Yıllar öncesi gibi. Bilmukabele efendim, bilmukabele. Doğru doğru da. Lakin her şey pek değişmiş hani. Ben farkında değilim efendim. Siz tabii pek çıkmıyorsunuz da ondan. Doktor diyor ki her gün en az bir saat yürümeliymişim. Ya 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 ya. Yürümek iyidir, kireci mireci yok. Buyursunlar kadar. Çayınız. Gazasınız bey baba. Siz ne içerdiniz Azmi bey amca? Ihlamur kızım, ıhlamur. Bir tane ıhlamur. Malum ya, hem göğsü yumuşatır hem tabii idrar söktürür. Daha ne var ne yok? Ne olsun işte. 40 yılda bir babamı razı ettim de. Ama bundan sonra hep buralarda olacağım. Görelim bakalım kimler var kimler yok etrafta. Hem Azmi Bey biraderim. Söyle hele. Hiç şöyle tanıdığınız helal süt emmiş, eli yüzü düzgün. Baba! Yani canım efendim evlenmek için mi? Tabii ya tabii. Dünya hali bu, neden olmasın diyeceğim. Dünya Hali. Sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.